Huawei Watch GT 3 ailesinin en uygun fiyatlı modeli olan Watch GT 3 SE modeli bu videodaki konuğum arkadaşlar. Gelin hep birlikte bakalım bu akıllı saat bizlere neler sunuyor. Sevgili arkadaşlar, kanalımı 100.000 abone yapmak için biliyorsunuz ben canla başla çalışıyorum ama sizler de kanalıma abone olarak bu çalışmalarıma destek olabilirsiniz. Tabii ki aynı zamanda diğer sosyal medya hesaplarımı da takip ederseniz beni sonsuz mutlu edersiniz diyeyim ve Watch GT 3 SE ile devam edeyim. Bu akıllı saat ailenin en uygun fiyatlı modeli sizlere de az önce söylediğim gibi. Ancak cihazın teknik özelliklerine baktığımız zaman hakikaten göz dolduran bir Huawei akıllı saat olduğunu yine görüyoruz. Diğer Huawei akıllı saat modellerinde olduğu gibi. 46 mm büyüklüğündeki bu akıllı saati elinize alır almaz ki şu anda benim bileğimde zaten doğrudan ilk dikkatinizi çeken şey bu akıllı saatin ağırlığı. Çünkü geçtiğimiz sene tanıtılan bir akıllı saatti bu akıllı saat. Watch GT Runner arkadaşlar. Bu arada o da çok iyi bir üründü ama o üründe çok hafifti. Bu ürün ondan bile 3 gram daha hafif neredeyse arkadaşlar. 35.6 gram ağırlığına sahip bu ürünün gövdesi kayışsız hali ki kayış ile beraber de çok büyük bir farklılık olmuyor. Genel anlamda çok çok hafif bir akıllı saat bileğinizde neredeyse yok gibi diyebileceğim bir model olmuş. Bu bence bu cihazın en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi. Özellikle spor yapanlar, böyle daha aktif bir yaşantısı olanlar için çok güzel bir çözüm olabilir. Watch GT 3 SE. Tasarım tarafına değinmek lazım. Burada görmekte olduğunuz malzeme aslında dayanıklı bir polimer malzeme arkadaşlar. Polimer elyaftan yapılmış bir saat diyebiliriz bu saat. Ve tabii ki bu saatin malzeme kalitesinin de birçok testten geçtiğini sizlerle paylaşmalıyım. Özellikle suya dayanıklılığı olan, aynı zamanda da aşınma testlerinden geçirilmiş, birçok da farklı testlerden geçerek bizlerle buluşmuş bir model olmuş ki yine bir süredir test ettiğim bir ürün olduğu için genel anlamda bir dayanıklılık problemi bu cihazla yaşamadım. Önemli bir problem de olabileceğini düşünmüyorum uzun vadede. Çünkü çok uzun yıllardır Huawei'nin akıllı saatlerini kullanıyorum. Hani malzeme kalitesi anlamında gerçekten kusursuz saatler üretmeyi başarıyorlar. Bu cihazda onlardan bir tanesi olmuş. Cihazın ekranı 1.43 inç boyutunda bir AMOLED panel arkadaşlar. Bu panel tabii ki güzel gözüküyor güneş altında. Otomatik parlaklık özelliği de mevcut aynı zamanda bu saatin panelinde. Ve tabii ki üzerinde bulunan şu hani ekranın etrafında bulunan sayılar var şu anda görüyorsunuz bakın. O böyle hareket edecekmiş gibi gözüküyor olabilir sizlere. Ama o aslında hareket etmiyor. Modele katılmış güzel bir detay olmuş. Güzel bir hava katıyor gerçekten bu akıllı saate. Hani onun hareket etmediğini sizlerle paylaşmak istedim özellikle. Çünkü kendim böyle elime alır almaz ilk yaptığım şey acaba dönüyor mu falan oldu. Ama dönmüyor. Sabit. Güzel bir görüntü de katan, güzel bir havada katan bir ufak dokunuş olmuş. Gelelim bu cihazı hangi işletim sistemiyle nasıl kullanabilirim ya da sorun yaşar mıyım gibi detaylara. Hem iOS hem Android hem de Harmony OS ile bu akıllı saati sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Android tarafı için sizlere şunu söylemem lazım. Çünkü bu önemli bir problem. Çok kısa bir süre önce kendim de bunu yaşadım. Şimdi bir Huawei saat aldınız. Sadece bu saat için değil. Ya da bir bileklik. Güncel satışta olan modellerden birini satın aldınız. Ve Google Play'den Huawei sağlığı indirdiniz. İşte oradan indirdiğinizde bu saatleri bulamıyorsunuz arkadaşlar. Ne yapmanız lazım sizlere anlatayım. Huawei App Gallery'i APK olarak indirmeniz lazım. Kendi web sitesi üzerinden bir Android cihaz kullanıyorsanız. Ve Huawei App Gallery'i kurduktan sonra Huawei sağlık uygulamasını indireceksiniz. Normal tanıtma prosedürleri neyse, işte cihazın Bluetooth'undan gidip bulmak ya da cihazı doğrudan oradan uygulama üzerinden eşleştirmek gibi detayları yaptığınızda çok rahat ve çok sorunsuz bir şekilde saatinizi ya da akıllı bilekliğinizi kullanabiliyorsunuz. Ama bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Doğrudan Google Play'den indireceğiniz Huawei sağlık uygulamasıyla yeni nesil cihazları bulamayabilirsiniz ve bağlayamayabilirsiniz. Bu bağlantı problemi değil. Bir ufak bilgilendirme sadece sizlerle paylaşmış olayım. Çünkü dediğim gibi çok yakın bir tarihte ben bir yakınımda böyle bir sorunla karşılaştığım için bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Peki iOS'a nasıl çalışıyor? Bu da önemli ve merak edilen sorulardan bir tanesi olabilir. Sonuçta gayet iyi fiyatı olan güncel piyasaya göre bir akıllı saat sizlerle paylaşıyorum. Ben uzun zamandır iOS'a test etme fırsatını buldum Huawei akıllı saatleri. Genel anlamda önemli problemlerle karşılaşmadım. Sadece bazı özelliklerini iOS tarafındaki uygulamada kullanamayabiliyorsunuz. Buradaki bazı özellikler günlük hayatınıza çok olumsuz etkilerde bulunacak özellikler değil. Ancak yine onu da sizlere söylemek istedim. Telefonla konuşma özelliğini de bu saatte var olduğunu sizlere söyleyeyim. Çünkü birçok kullanıcı özellikle
özellikle son dönemde birçok kullanıcı bana akıllı saat sorarken yani bu cihazda telefonla konuşma özelliği var mı? Telefonla konuşabiliyor muyum? Gibi sorular yöneltiyor. Hani bu cihazda da bu özelliğin olduğunu sizlerle paylaşmış olayım. Gelelim ufaktan teknik detaylara. Huawei Watch GT 3 SE modeli oldukça fazla anlamlı bir sağlık takibi yapabilen akıllı saat aynı zamanda. Stres ölçebiliyor, uyku takibi yapabiliyor. Tabii ki nabız ölçebiliyor, kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor ve daha birçok anlamda sağlık takibi yapabilen ve bunları da oldukça başarılı bir şekilde yerine getirebilen bir akıllı saat olmuş Huawei Watch GT 3 SE. Tabii Huawei giyilebilir ürünlerinde TrueSync adı verilen bir teknoloji kullanıyor arkadaşlar. Bu teknolojiyi Huawei kendi geliştiriyor ve bunun sayesinde de yapay zeka ile desteklediği bu teknolojiyi cihazların üzerindeki sensörlerle de destekleyerek anlamlı sonuçlar ortaya çıkartıyor. TrueSync sürekli gelişiyor. Bu cihazda hem TrueSync 3 bulunuyor hem de 5 bulunuyor. TrueSync 5 daha güncel özelliklerde kullanılabilirken TrueSync 3 biraz daha bizlerin günlük hayatta daha az kullandığı özelliklere burada kullandırılmış durumda. Ancak gün sonunda baktığımda bu akıllı saatin hani bu sağlık verilerini izleme konusunda önemli bir eksiğinin bulunmadığını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii bu üründe neler var derseniz 100 taneden fazla egzersiz modu bulunuyor arkadaşlar Watch GT 3 SE'nin içinde. Hani ben bir beden eğitim bölümü mezunuyum. Bilenler bilir. İlk videodan hatırlayanlar hatırlar. Orada hani açık açık anlatmıştım böyle bazı şeyleri kısa da olsa. Şimdi bizim sporculuk zamanlarımızda bir veri toplamak için üstümüze bir şeyler takıyorduk. Polar saatler vardı böyle. Hani çok onlar eskidir. Bilenler bilir. Hala belki vardır. Daha güncel, daha iyileri. Buradan onu da söylemiş olayım ama hani o zamanlar birkaç veri toplamak çok zordu. Şimdi bileğimdeki bu saatle antrenman sonrasındaki toparlanma hızına kadar kayıt edebiliyorum. Onlara kadar takip edebiliyorum. Bunlar önemli detaylar diye düşünüyorum. Bu cihazda da bunların tabii ki var olmuş olması oldukça değerli diye düşünmekteyim. Pil tarafına gelince Huawei'nin her zaman olduğu gibi ki birçok kullanıcının bence tercih sebebidir bu. Pil ömrü çok iyi arkadaşlar. 14 güne varan bir pil ömrü bizlere burada sunulabiliyor mu derseniz ben test ederken %50 bir şarjın gitmesi yaklaşık 8 gün sürdü bu akıllı saatte. Tam 8 gün %50 şarj ile cihazı kullanabildim. Benim bu testi nasıl yaptığımı da sizlere anlatayım. Otomatik parlaklık açık. Tüm özellikler aktif. Sürekli sağlık bizlere takibi aktif. Haftada 2 kere antrenman yaptığım bir senaryoda yaklaşık 13 ila 14 gün bu cihazla şarjın gittiğini gördüm ki ben her gün yaklaşık 10 ila 15 bin adım atan bir kullanıcıyım. Hani saati gerçekten kullanıyorum. Aktif olarak kullanıyorum ve gün sonunda elimdeki veri bu şekilde arkadaşlar. Pil ömrü hakikaten güzel olmuş. Yine kablosuz şarj özelliği mevcut cihazda. Kablosuz şarj pedi cihazın kablosu içinden çıkıyor. Ama sizler isterseniz bir kablosuz şarj desteği bulunan standla da saati şarj edebiliyorsunuz. Bir kablosuz ters şarj özelliği bulunan akıllı telefon varsa elinizde onunla da yine bu saati şarj etmeniz mümkün oluyor arkadaşlar. Son değerlendirmeye doğru geçerken açıkçası ben bu akıllı saati beğendim arkadaşlar. Güzel bir saat olmuş. Kullanışlılık açısından da güzel olmuş. Güncel özellikleri bünyesinde bulunduruyor olması da güzel olmuş. Sizlerin de tatmin olacağını düşünüyorum. Özellikle Huawei akıllı saat kullanıyorsanız daha önceki bir model elinizde varsa bu modele de geçiş yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Fiyatına gelince bu cihazın fiyatı 3699 TL bandında şu anda. Belki Huawei'nin web sitesinden bakarsanız oradan farklı farklı sizlere sunulmuş böyle paketler var. Yanında farklı şeyler veriliyor ya da bir akıllı telefonun yanında indirimler oluyor vesaire. Hani bu tarz bir satın almayla bir tık daha ucuza ya da bir tık daha avantajlı hale getirebilirsiniz bu akıllı saati. Onu da artık ben detayını sizlere bırakmış olayım. Ve tabii ben tüm video boyunca her zaman olduğu gibi sizlere bu cihaz hakkındaki duygu ve düşüncelerimi ve yaptığım testlerin sonuçlarını aktarmaya çalıştım. Sizler ne buldunuz? Nasıl buldunuz Huawei Watch GT 3 SE'yi? Yorumlara yazmayı lütfen ama lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Bay bay.